la fis semai ve huve semiul alim. Bismillah, bismillah, bismillah. Adın ne kızım? Hadi adını söyle bize. Geri çekil, geri çekil. Ey yeri göğü yaradan Rabbim! İman etmiş bu kızımıza musallat olan şeytanın soyuna karşı biz kullarına kurtarıcı irade ver ya Rabbi. Gücünü, kuvvetini şeytana tüketmiş olan bu aciz kuluna merhamet et ya Rabbi. Allah'ın gazabından, Allah'ın cezasından, kulların şerrinden, şeytanın çarpmasından, Allah'ın tam olan kelimelerine ve isimlerine sığınırım ya Rabbi. Rabbim bana gelmelerinden sana sığınırım. Bak bakalım kızım. Ne görüyorsun burada? Söyle kızım. Ne görüyorsun? Min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatil şeytani. Huzu biçer Rabbi en yakın. Kullume asbihi. Kullum fi erdi ve la semai ve huve semiul alim. Esmihi şeyun fil erdi ve la fis semai ve huves semiul alim. Söyleşiye başlamadan önce hepinizin beni tereddütlü gözlerle dinlediğini gördüm. Hiç sıkıntı değil. Benim zaten alışık olduğum bir durum bu. Kimseye de bir şey kanıtlama derdinde de değilim. Fakat gördüğünüz gibi dünyada enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey varsa Rahman Bey'e soru sorabilirsiniz. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Rahman Bey, ben materyalist biriyim. Ve bilimsel olmayan her şeye karşı da mesafeli durmuşumdur. Şimdi bize izlettiğiniz bu görüntülerin hepsinin aslında psikanalizde bir yeri var. Yani bu gibi nevrozların asıl yeri psikiyatridir. Merak ediyorum Rahman Bey, siz psikanalize nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben bu meselelere başladığımdan beri beni en çok ziyaret eden kişileri bana psikiyatrlar göndermiştir. Benimle birlikte birkaç vakaya tanık olan her bilim adamı bu işin üniversitede bir kürsüsü olması gerektiğini söyledi zaten. Şimdi işin dini boyutunu bir kenara bırakacak olursak, odada uçuşan eşyaların, kızın içinde bulunduğu durumun, hatta erkek sesiyle hiç bilmediği İbranice sözleri söylemesinin bilimsel olarak bir karşılığı yok. Bu yüzden referansım din. Benim yaptığım şey ilmimi bu hastaları iyileştirmekte kullanmak ve insanların bundan nasıl korunması gerektiğini
göstermek. Yani hepimizin başına bu tür şeyler gelebilir mi demek istiyorsunuz hocam? Elbette. Elbette gelebilir. Bin bir sebepten dolayı başlarına bu tür şeyler gelebilir. Hatta acı dahi çekebilirsiniz. Peki Ömer Bey, siz bir psikiyatri olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Geçen sene doğudaki bir köyümüzde bir ailenin evi kendi kendine yanıyordu. Şu anda görüntülerini de izliyorsunuz zaten. Bilimsel olarak ne olduğunu uzmanlar açıklayamadı. Daha sonra yine Rahman Bey gibi bir uzmanın vakayı çözüme kavuşturduğuna ben tanık oldum. Çok şükür. Şu anda bilimsel olarak bunu açıklayamıyor olmamız bu meselenin bilimsel bir cevabı olmadığı anlamına gelmez. Ama bu tip metafizik uzmanlarının şu anda bizden daha fazla bu konuya hakim olduklarını ben kabul ediyorum. Buyurun. Hocam merhaba. Benim sorum şu. Birisine büyü yapıldığını nasıl anlarız? Teşekkürler. Böyle bir varlığın istilası altında olan bir kişinin geldiği son durumu az önce gördük arkadaşlar. İki saat sonra gelir alırım seni. Gelmeden ara ama. Yani işte ne olur ne olmaz. Olur mu canım? Söz verdik çocuklara. Ya Leyla teyzemi biliyorsun aşkım. Kötü günündeyse başlayacak gene sen bana emanetsin triplerine. Vallahi burnumdan gelecekse hiç çekemem parti marti. Aşkım parti marti dersen tabii ki kabul etmez. Hem sohbet falan edeceğiz işte Selimlerin evde. Diğer kızlar da var. Oo çifte kumrular. Nasılsın Leyla abla? İyiyim Akıcığım sağ ol. Girsene içeri. Yok abla hiç gelmeyeyim. Şimdi daha eve gideceğim duş falan. Akşam arkadaşlarla toplanacağız da. Sinem de senden nasıl izin alabilirim diye kara kara düşünüyordu. Dedim ben Leyla ablama söylerim, beni kırmaz. Kırmam tabii canım. Seninle olduktan sonra kafam rahat. Süper. O zaman iki saate geliyorum ben. Tamam. Görüşürüz. Kaçtım ben. Dur. Unuttun yine. Teyze yedirme şunu. Ne olursun ya çocuk gibi. Çocuk gibisi mi var kızım? Cık. Yemeklerden önce bir kaşık atacağız ağzımıza. Ben kendim de kullanıyorum. Bin tane baharat var bunun içinde. Eniştem niye yemiyor o zaman? Onda domuz gibi bünye var. Bizim ailecek bünyemiz zayıf. Hem bak rahmetli annen. Rahmetli annesinin sırası mı şimdi? Durup dururken kızı üzeceksin. Sen niye karışıyorsun bize ya? Ben onun teyzesiyim. O bana emanet. Onu üzecek bir şey yapar mıyım? Oh canım benim. Hadi tartışmayın ya durup dururken. Yemeğimizi yiyelim hadi güzel güzel. Teyzeciğim ben bir duşa girip hazırlanacağım. Yardıma ihtiyacın varsa sonra gireyim. Yok. Ne toplantısı şimdi bu? Ha, toplantı değil, öyle arkadaşlarla sohbet muhabbet işte. İçki falan içecek misiniz? Akın araba kullanacak bak. Yok, Akın içki kullanmıyor zaten. Yani arabayla bir ilgisi yok. Akın çok iyi bir çocuk. Harika bir koca olur ondan. Kaçırma sakın. Hem ailesinin durumu da iyi sanki. Kurtulursun vallahi. Sonra benim içerideki öküz gibi birine kalırsın. Ben hayata pek öyle bakmıyorum teyzeciğim ya. Bence sen asıl Metin abinin kıymetini bil. İyi hadi tamam. Git hadi git nereye gideceksen git. Tamam.
dediklerimi unutma Sinem. Bir de çok geç kalmasak. Tamam teyzeciğim, merak etme. Sen uyandığında ben evde olacağım zaten. Tamam. Genelde radyo kanalları çekmez. Çekmiyor hakikaten. Sohbet edelim bari biz de. Radyo çekmeyince bana kaldın tabii değil mi? Evet. Yarın pazar. E'si kahvaltıya falan mı gitsek acaba? Ya olmaz. İki gün üst üste çıkamam. Teyzem arıza çıkarır. Şimdi vize dönemiyor. Ondan. Çağıralım, onlar da gelsin. Hem zaten aileye girmeye çalışıyorum. Niyetim ciddi demeye çalışıyorum. Çok tatlısın. Ama şimdi ortada ciddi bir şey yok ya henüz. Metin enişten bir rahatsızlık triplerine giriyor. Sevdiğim kızın abisi yok diye rahatlamıştım. Şimdi bir de enişte çıktı başımıza. Merak etme. Kimseye bir şey söylettirmez. Aşkım, iyi misin? İyiyim. Kımıldama sakın, cam gelmiş olabilir. Ne oldu ki? Neye çarptık biz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben hemen bakıp geleceğim, tamam mı? Tamam. Sen sakın bir yere kımıldama. Dikkat et. Akın. Ne olur ölmüş olmasın. Ölmüş de ne olur. Allah'ım hayır ya. Tamam, yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Veterinere gidelim. Hadi gidelim. Yeri anladın değil mi abiciğim? Anladım abi. Aşkım sen git. Selimlerin durumdan haberi var zaten. Ben de ne yapabilirim bir ona bakayım. Hemen geleceğim. Seni seviyorum. Kızım tamam, abartma ya. Hadi insana çarpsan anlarım da. Alt tarafı köpek. Hayatımda bu kadar gerizekalı bir cümle daha duymadım. Anlamadım. Hadi baksana sen işine. Ne diyorsun sen ya? Tadımızı kaçırmaya mı geldin? Tadınızı kaçırdıysak gideriz. Ya kızlar, saçmalamayın. Siz de üstüne gitmeyin artık. Selim, tuvalet nerede? Şurada, sağda.
Geçti, yok bir şey, tamam. Bakın eve gidelim ne olursun. Tamam abi. Selim, abi bize bir taksi çağırır mısın? Tamam bebeğim, tamam ben buradayım. Bebeğim, bu kadar üzülmeni anlıyorum da yapacak bir şey yok artık, olan oldu. Ne yapabilirim akın? Sanki her gün bir hayvanı öldürüyoruz da ben bugün mü arıza yaptım yani? Bana neden tavır yapıyorsun ki şimdi? Sanki bilerek vurdum hayvanı. Allah aşkına tamam yeter. Yarın konuşuruz. Özür dilerim hayatım. Yani ben çok iyi hissetmiyorum kendimi. Yarın konuşalım en iyisi, tamam mı? Peki. Ne oluyor kızım? Bir şey olmuyor. Rahat dur. Ne rahat dur ya? Bir ay oldu be. Uzatma işte. Gerginim diyorum. Bin tane hap kullanıyorum. İstemiyorum. Lanet olsun. Thank you.
kabus falan gördün herhalde. Ay, teyze. Canım, su iç biraz. Annemi ilk kez gördüm rüyamda. Ruhu huzur bulmadı mı acaba teyze? Neden kabus gibiydi ki? Neden? Kuzum, uyu bence ha. Bak biz söz veriyoruz, eniştenle uyuyuncaya kadar başında bekleyeceğiz ha. Stres yaptın, yoruldun ya ondan herhalde. Gözümün önünden gitmiyor teyze ya. Geçecek kuzucuğum, geçecek. Hadi uyumaya çalış, hadi. Camı yaptırdım. Hiç fark etmedim. Aşkım sen hala neyin suratını yapıyorsun ya? Surat falan yapmıyorum, özür dilerim. Ya ben çok kötü bir gece geçirdim, tamam mı? Sürekli kabus gördüm. Sana da yansıtmak istemiyorum ama işte... Tamam. Hadi toparlan artık, sınava gireceğiz. Şöyle, gül biraz. Tamam.
Bebeğim iyi misin? Sınavı yerde bırakıp çıkmışsın. Ne oldu? İçin değilim bak. Ne olur beni doktora götür. Tamam. Al bakayım şundan bir kaşık. Sınav stresinden hep teyzem. Ya doktor falan diyorsun da dayayacak kapı. Akşama kadar böyle zombi gibi gezeceksin. Çok ağır o ilaçlar. Bir de stresim yoktu ki teyze. İki gündür böyle. Köpeği vurduğumuzdan beri. Hassasmışsın demek ki kafana taktın. Leyla abla bence birkaç seans terapi görse iyi gelebilir diye düşünüyorum. Babamın kesin tanıdığı iyi bir psikiyatrı vardır. İstersen yarın arayıp konuşabilirim. Kim bilir kaç paradır onların seansı Akıncığım. Yarın sınavı yok. Yatsın dinlensin akşama kadar. Okula da gitmesin. Bir şeyciği kalmaz. Hadi şimdi yatağa. Bak gözlerin kapanıyor. Hadi. Tamam. Ben de kaçıyorum zaten. Sıkma canım, tamam? Geçecek birkaç güne. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Leyla abla kaçtım. Akıncığım, çay, kahve bir şey ikram edemedim. Yok abla, şimdi ses falan yaparız. Kızcağız uyusun. Hadi o yeğenim teyze diyor da sen abla deme bari. Kendimi yaşlı hissettiriyorsun. Daha 32 yaşındayım ben. Hoş geldin Metin abi. Ben de kaçıyordum zaten. Size iyi geceler. İyi geceler. Halüsinasyonların birçok nedeni olabilir. Sebeplerini bulmamız bazen uzun sürer. Şansımız varsa kısa sürede halledebiliriz. Bu tip şeylerde zihnimiz bize oyunlar oynar. Salgılarınızı normale çekebilmemiz için ilaç desteğine ihtiyacımız var. Bu sizin için sorun olur mu? Bu da mı halüsinasyon? Bakın Sinem Hanım, bilinçaltınız kendinize zarar vermenizi sağlayabilir. Diğer elinizle yaranıza dokunur musunuz? Ben kurtulmak istiyorum artık bu kabuslardan. Bir kova ilaç içebilirim gerçekten. Yoğun stres altındayken böyle şeyler olabilir. Size yazacağım ilaçları düzenli olarak kullanın. Haftaya tekrar görüşelim. Yalnız burun kanamalarınız devam ederse lütfen bir nöroloğa başvurun. Buyur, gel içeri. Ben
arkadaşım var ya. İsmail. Heh, evleniyor da. Aa, ne güzel. Ha. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Sinem, sen nasılsın abla? O bu aralar biraz rahatsız. Okula da gitmiyor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Canım, sen nasılsın? Benim kızım Kur'an kursuna başladı Leyla teyzesi. Bir sürü de yeni dua öğrendi. Hadi oku Leyla teyzene. Aferin, ne güzel. Ya, okusana kız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas. Sinem, kız bırak. Bırak, yürü kızım. Nasip Hanım, kusura bakmayın. Bu aralar çok gergin. Özür dışarıdayım. Enişten de geç gelecekmiş. Dolapta yemek var. Yersin, tamam mı canım? Alo. Sinem? Teyzeciğim? Alo. Sinem? Sinem! Teyzemle çocuk yapmaya karar verdik. Tansiyonu bir hayli düşmüş. İyi de beslenmiyor sanırım. Ama riskli bir durum yok. Bu gece burada kalacak. Serum da şimdilik idare eder. Sabah da taburcu ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Bu kıza ne oluyor böyle, aklım almıyor. Neyse. Sen git abla. Metin abi merak eder. Ben sabaha kadar yanında kalacağım. Sen de bizimle beraber perişan oldun Akıncığım. Gel bizde kal bu gece. Hastane eve çok yakın. Acil bir durum olursa atlar geliriz hemen. Burada sandalye tepelerinde uyuma. Yok abla, şimdi ayıp olmasın. Akın.
Kimse yok mu? Hastaneden arıyorlar. Doktor bey. Sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen onu buradan götürün. Biz bu hastaya bakamayız. Sizin böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Öyle mi?
Benimle gelin. İnançlı biri değilim. Fakat burada olup bitenleri size tıp bilimiyle anlatamam. Odada kendi kendine hareket eden eşyaları eğer size açıklarsam referansım bilim olmaz. Bu sorumluluğun altına giremem. Ya onu başka bir doktora götürün ya da... Onu buradan götürün. Biraz yemen lazım. İyice kuvvetsiz kaldım. Sen beni mi istiyorsun? Beni istiyorsun öyle mi? Neden bağladınız beni? Kendine de bize de zarar veriyorsun bir tanem. O yüzden. Şimdi dinlenmen lazım. Teyze çok rahatsız hissediyorum kendimi. Çözün beni lütfen. Bu gece böyle uyuman lazım Sinem. Senin iyiliğin için. Ne yapacağız? Ahmet abiden mahallenin hocasının telefonunu istedim. Atan ben bu işlerle ilgilenmem diyor. Ehliyet isteyen işlermiş bunlar.
kız resmen Ece dinlere karışmış be. Küçükken annem söylerdi de bana saçma gelirdi. Bırak şimdi annen nerede, ne yapacağız onu söyle sen. Ne bileyim ben kızım, doktor bakmıyor. Polise gitsek ne diyeceğiz? Başımıza kaldı senin kuramış şeyinin. Sen zaten ne boka yarıyorsun ki he? Bacak kadar akın bile daha çok ilgilendi bizimle be. Lan sen dünkü bebeyle kocanı bir mi tutuyorsun ha? Bebe dediğin senden daha erkek mi? Sen kocanın erkekliğine laf mı ediyorsun ha? Öldürürüm. Sen ne zaman bana karılık ettin de şimdi benden erkeklik bekliyorsun ha? Defol git evimden! Evi ne? Şimdi senin evin mi oldu ha? Evimden tabii. Babamdan kalan bu ev olmasaydı senin o üç kuruşlu paranla sürünecektik be. Allah belanı versin be. Kardeşim ne haber? Bedi sen misin? Aha, benim. Hatun'la kapıştık da. Bu gece sende kalsam sıkıntı olur mu? Bedi? Efendim? Arkana bak. Akın. Efendim. Metin'le kavga ettik. Evden gitti. Sinem çok kötü. Çok korkuyorum Akın. Ne olursun gelir misin? Tamam hemen geliyorum. Tamam sağ ol. Geldin. Sinem nasıl? Sinem? Bebeğim iyi misin? Neden bağladınız? İçinden nasıl bir şeytan çıktı bilmiyorsun Akıncığım. Kendine de bize de zarar veriyordu. Sabaha kadar burada olacağım, tamam? Erkenden de doktora gidiyoruz tekrar.
Efendim kardeşim. Abi neredesin? İki gündür yoksun. Ya Selim, seni daha sonra arayayım mı? Ben biraz keyfim yok da. Hayırdır kardeşim? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok abicim, sağ ol. Hadi iyi geceler. Babamla konuştum. Yarın Ankara'dan çok önemli bir profesör İstanbul'a gelecekmiş. Ne yapıp edip Sinem'i ona götüreceğim. Boşuna uğraşıyorsun Akıncığım. Onun sorunu tıbbi değil. Ecinli. O ne demek ya? Artık ne hatlar karıştırdıysa bu. Belli ki bir şeyler musallat olmuş. Bize sağlam bir hoca lazım. Allah aşkına saçma sapan konuşma. Böyle şeyleri sakın Sinem'in yanında da söylemeyin. İyice kafasını karıştıracaksınız kızın. Belli ki nevrotik bir durum var. İlaçlarını düzenli vermek lazım. Bırak şimdi ilacı. Boğmuyor musun? Senden ne kadar hoşlanıyorum anlamıyor musun hala? Sinem ister cinlenmiş olsun, ister kafayı yemiş olsun. Umurumda değil, ondan sana hayır gelmez artık. Bırakalım her şeyi. Birlikte bir hayat kurarız. Sen ne aşağı bir kadınsın be! Sinem en çok bu evde tehlikede. Sabaha kadar yanında olacağım. Erkenden de alıp götüreceğim onu bu evden. Sakın bana engel olmaya kalkma. Odaya doğurama, tamam mı?
kimse yok mu? Yardım edin! Kardeşim. Selim. Dostum, sana daha sonra anlatırım. Hemen Gülen Hoca'yı bulman gerekiyor. Bu bizim okula seminere gelen bir Rahman Bey vardı, hatırlıyor musun? Tamam. Benim ona ulaşmam lazım abicim. Aha. Hadi haber bekliyorum senden. Oğlun iyileşecek. Hiç merak etme. Ama doktorun verdiği ilaçları almayı da ihmal etmeyecek. Allah razı olsun. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Siz buyurun içeri. Hocam. Hatırladım ben seni delikanlı. Hocam, sizinle çok önemli bir şey konuşmam gerek. Hayırdır inşallah. Geç bakalım içeri, geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun. Hocam, dert bizde, derman sende. Önce bir bakacağız. Bizlik bir durum var mı? Ona göre cevap vereceğim ben size. Hocam, benim bu çocuklarda bir ay önce tuhaflıklar başladı. Özellikle gece çökünce sık sık bayılıyorlar hocam. Doktora götürdünüz mü? Götürdük. Adın ne kızım senin? Hilal. Hilal kızım, annenin ismi ne? Fatma. Fatma. Senin adın ne kızım? İclal. İclal kızım, peki. Siz bayıldığınız zaman dışarıdaki sesleri duyuyor musunuz? Hayır. Sen duyuyor musun kızım? Hayır. Ayıldıkları zaman altlarını ıslattıkları oluyor mu? Evet hocam. Ağızlarından köpük geliyor mu? Evet hocam. EEG'lerini doktor gördü mü peki? Hayır hocam, henüz almadık. Hanımefendi, bunlar ırsi de olabilir. Benim anladığım kadarıyla nörolojik bir vaka. Sen en iyisi bunları bir doktora götür. Doktor bir görsün bunları. Ama hocam... Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Benlik bir durum yok. Siz en iyisi bir doktora götürün, bir görsün. Hadi kızım, hadi. Hatırladığım kadarıyla sen bu işlere biraz mesafeliydin. Hocam, sizden daha sonra sabaha kadar özür dileyebilirim ama... belki de şu an kaybedecek bir dakikamız bile yok. Size yalvarıyorum, bana yardım edin. Thank you.
olsun. Oğlu da çözmemiz gerekecek. Cennetinden kovduğu kullarının en yakın dostu var. Hassas. Çok korkuyorum. Korkma yavrum, korkma. Senden kuvvetli değil o. Korkma kızım. Şimdi elini ver bakayım. Korkma, ver elini kızım. Korkma. Korkma. Korkma.
ki insanların göğüslerine fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Çok şükür. Hadi oğlum, hastaneye götürelim. Hadi.